Herkese merhabalar. Oda yine darma duman. Kutay ikinci uykusuna yattığında ortalığı bir toparlayacağım. Şimdi yemek yiyeceğiz. O yiyecek daha doğrusu. Ay. Bugün mutfak dolaplarımı iç dış temizlediğim, fazlalıklar, çizilmişler falan elden çıkarttığım için temizlik yaptım mutfakta, yani anlayacağınız. O yüzden çorba yapamadım. Ben de dünden arpa şehriye pilavım vardı. Şöyle. Arpa şehriye pilavı ısıttım. Akşama da ne yemek yapacağım hiç aklımda yok. Neyse önce şunu bir doyurayım. Kıyamam. Kıyamam sana. Geliyor, 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 geliyor. Anne geliyor, anne geliyor. Anne geliyor, anne geliyor, anne geliyor, anne geliyor. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Bunu da Derin'in doğum gününde zaten gördünüz, Kutay'a aldık. Ablasının oyuncaklarına gözü düşmesin diye ona da aldık. Gerçi o kadar anlamaz ama yine de biz almak istedik. Düştü mü? Al hadi. Al onu. Aldın mı? Aferin sana. Hadi oyna bakalım. Çal. Döp 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 döp. Epey bir şey var. Şöyle zili bile var. Çık 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 çık. Bu oyunu da ablasıyla buldular beraber. Veya çubuğu koyup şununla vuruyorlar. O fırlayarak gidince çok mutlu oluyor. Bu oyun. Ay. 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 Bitirdim. Kutay'ın yatmasını bekledim ama dedim zaten süpürge açacağım, çocuk uyanır belki diye. O uyumadan işimi hallettim ben. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok etraflıca, detaylıca olmasa da 2 günde bir yaptığım rutin salon temizliğim bu benim. Böyle temizlik yaptığım zaman genel temizliğim de daha kolay oluyor. Ev o kadar da kirlenmemiş oluyor. Ama ben ne unuttum biliyor musunuz? Kafa işte, bazen uçuyor benim akıl. Normalde kovam var. Yerleri falan silerken yanıma getirdiğim kovaya su koyup getiriyorum. Onu unuttum. Gittim, geldim, gittim. Kaç defa, rahat 30 kere gidip gelmişimdir. O koltukların altını silerken, o masanın altını falan silerken, toz alırken falan. Sürekli o bezleri yıkamaya gittim geldim. Anlayacağınız, benim kafa uçtu bugün nedense. Eminim buna da bir sürü kutbu. Ay böyle temizlik mi olur, şöyle temizlik mi olur diye. Ama dediğim gibi paylaşmak istedim. Genel temizlik günüme kadar evi temiz tutabilmek adına yaptım. Rutin temizliğim bu benim. Hoşunuza gider gitmez, siz öyle yaparsınız ya da yapmazsınız. Kendi kararınız. Eldiven kullanmam konusunda çok bana yorum geliyor mesela. Benim elime göre eldiven yok. Ellerim benim gerçekten küçüktür. Oradan gene büyük görünüyor ama
Small boy eldivenler bile benim elime çok büyük geliyor. Hatta geçen gün banyoyu tekrardan temizledim. Birkaç takipçim bir marka ismi söylemişti. Unuttum. Şimdi gösteririm size. Onunla yeniden temizledim ve eldiven kullandım. Eldiven kullandığıma pişman oldum. Gördünüz mü? Elime tam olmadığı için sürtünmeden dolayı elim yara oldu. Aynı şekilde diğer parmak aralarım da öyleydi. Ancak geçiyor. Böyle pişik gibi oldu ellerim. Sağ elim en çok. Yani eldiven kullanamıyorum. Elime tam oturmadığı için temizlik yapmışım gibi gelmiyor. Rahat temizlik yapamıyorum. Yani eldiven işi bana göre değil işte. Böyle banyoyu göstereyim size de. Derz aralarımı temizledim dedim ya, onu bir göstereyim. Şöyle banyomu göstereyim. 2 gün oldu ben buraları yapalı. Bayağı beyazladı, bayağı işe yaradı. Peki ben nasıl yaptım? Derz temizleyici döktüm. Her tarafa bulaşacak şekilde fırçaladım. Sonra tabii ki Kutay'ın uyku saatini bekledim. Uyuduktan sonra da fırçalama işimi yaptım. Halı yıkama fırçaları var ya, o fırçayla her tarafı fırçaladım. Özellikle şu kısım mesela, görüyorsunuz değil mi? Hem köşesi olsun hem o araları olsun. Benden önce oturanlar pek de iyi bakmamışlar. O yüzden ben taşındığımdan beri öyle kirlenmişler ki artık tam temizlenmiyor yani. Bayağı yorucu oldu orası. Mesela şu kısımlara o kadar uğraşmamama rağmen güzel temizlendi. Ama buralara o kadar uğraştım. Artık hani bura köşeleri olsun, bura olsun. Artık kollarım çok ağrıdığı için neyse dedim, pes ettim. Oraların çıkacağı yok. En kötü boyayacağız artık. Benim biliyorsunuz duvarım da fayans şuraya kadar. Buraları fırçaladım. Aynı şekilde bu yan ve bu arkamda yine fayans. Yani fırçaladım, artık kolumda derman kalmayınca bu şekilde bıraktım. Ama yine de sonuçtan memnunum. Her ne kadar şu köşeleri halledemesem de. Şu deterjanı kullandım. Nilem. Bunu da sizlerden yazanlar oldu. Markette hemen görünce daha dedim bunu bana söylemişti arkadaşlar, onu bir deneyeyim. Memnun kaldım. Hoşuma gitti yani. Ama bu A101'de satılan en çok önerdiğiniz oydu. Onu bulamadım. Ama onu da en kısa zamanda inşallah bulduğum yerde alacağım. Onu da bir deneyeceğim. Oturayım şöyle. Şimdi mutfağa gideceğim. Fırın makarna yapacağım arkadaşlar. Birazcık da köfte çıkarmıştım çocuklara fırın makarnayı. Derin pek yemiyordu. Kutay daha ilk siftahını yapacak fırın makarna da. Yemez belki ihtimaline karşın. Birazcık da köfte kızartacağım onlara. Biz fırın makarna yeriz. Belki yaparsam salata yaparım ya da turşu koyarım, artık bilmiyorum ama birazcık dinleneceğim. Fırın makarna yapmaya geldim. Fırın makarnamın yarısını kullandım. Arkada da buzlukta vişne görünce çıkartmıştım onu. Kompostu yapacağım. Hem çocuklar içmiş olurlar hem de yarın derinin beslenmesine kompostu günü. Hazır olsun dedim. Alttan biraz yumuşayınca yavaş yavaş aşağı çökecek bütün makarnalar. Makarnam haşlanıyorken beşamel sosunu hazırlayayım dedim ben de. Bir yemek kaşığından biraz az tereyağı. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı margarinden daha sağlıklı ve bence daha lezzetli. 1,5 yemek kaşığı kadar un. 2 su bardağına yakında süt kullanacağım. Şöyle 1 su bardağı süt. Diğer ikincisini de şuraya kadar falan kullanırım. Çünkü tüm paketi yapmadığım için ölçüleri yarı yarıya indirdim doğal olarak. Önce şu tereyağını eriteceğim. Eridikten sonra unu ekleyeceğim ve un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Sonra sütümü ekleyeceğim ve böyle zaten beşamel sos kıvamını bilirsiniz. Biraz muhallebiden birazcık daha sulu olunca güzel oluyor fırın makarnada. Makarnamı süzdükten sonra şöyle derin bir cam kaba boşalttım. Şimdi beşamel sosumu da koyacağım. Beşamel sosunuz biraz topaklanma yaptıysa blenderdan şimdi en üstüne kaşar ekleyeceğim. Bu arada beşamel sosunu tuz eklediğim ve haşlarken de suyuna tuz eklediğim için ekstra hiçbir tuz kullanmayacağım. Zaten kaşarın tuzu yetecek. Beşameldeki tuz da ona yeter. Ekstra bir tuz kullanmıyorum. Kaşarın miktarını da vermedim. Çünkü hani herkesin
İsteği farklı olabilir belki peynir ne kadar sevdiğine de bağlı olarak. Ama ben tahminim 250-300 gram falan kaşar kullandım. Bunu önceden ısıttığım 200 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar tahminim o da bir yarım saat falan sürecektir. Beşamel sosu yoğun bulanlar bu ölçüde bir deneyebilirler. Çünkü Emrah da pek yoğun beşamel sosunu sevmez, ağır bulur ama bu ölçüde olunca hoşuna gidiyor. Şimdi bunu fırına vereyim. Evet, makarnam pişti. Üstü de bir güzel kızardı. Hatta biraz fazla kızardı. Tam benim istediğim gibi. Yerin de geldi. Makarna çok sıcak. Birazcık dinlensin de. Nasıl geçti günün kızım? Çok güzel geçti. Hangi harftesiniz hala? Pı. Bura pısı mı? Pırasanın. Galiba pırasa. Dayı bu harfi. Be. Nasıl? Göster bir elinle. Büyük harfi göster. Ha, gözlük şeklinde. Hmm, evet. Be. Öğrenmemiştik demiştim. Evet, ben de kime dedim? Sana mı diyordum ya? B'yi öğrendiler diye. B'yi öğrendiler dedim, ben yok dedim. Neyle karıştırdım acaba? Hani seni öğretmiştim onu da. Ben Beni mi? yok diye. Doğru, ben mi öğretmiştim? Bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.